Arkadaşlar vallahi çok güzel olmuş ya, bu çok güzel olmuş. Hadi birader artık yedi gidelim ya, yeter abicim, seni bekleyeceğim bir saattir birader. Ya fakir, nereye gidiyoruz kardeşim bu sabah ya? Ya bu sabah sabah dışarısı zaten yanıyor alev gibi. Birader ya bana ne abicim, gideceğiz dedik ya, hadi dondurma yemeye gideceğiz. Babacım ben de geleyim ne olur. Arda ben seni getireceğim oğlum, sen bu sıcakta dışarı çıkma. O arkadaşım mı geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sadece ben meyve kanımı durutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar, rızı olun. Aşağıdan cebinin ve kanımı durutmayın. Bunları yaptığınız takdirde inşallah dönüşü aşağı olur. Amin arkadaşlar. Ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizce bu havada dışarı çıkılır mı? Çıkılmaz yazın lütfen ya. Bu fakir anlamıyor beni. Lütfen çıkılmaz yazın. Hadi biraderler çıkılır yazın hadi. Hadi beni dinleyin. Lütfen biraderler dışarı çıkacağız hadi. İyi fakir ya, çıkalım kardeşim, sus artık ya. Ondan önce arkadaşlar sizlerin şu anda videoyu beğenmesi lazım. Bunları yaparsanız inşallah dileriniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Neyse Yağmur, ben gidiyorum. Görüşürüz aşkım, bay bay, dikkat solun ama, tamam mı bak. Vallahi bana da dondurma getirin, bak kafanıza güneş geçmesin ha. Tamam tamam, geçmez, merak etmeyin, hadi bakalım gidelim. Hadi birader gidelim ya, yeter abicim ya. Zaten var ya, bu havada ne yenir, dondurma yenir oğlum. Gerçi sen de birazcık haklısın. Bu havada da dondurma yenir gerçekten. Arkadaşlar ama dediğim gibi aşağıdan videoyu beni kanıma durup unutmayın. Hızlı olun. Merhaba arkadaşlar. Ben 2. Metin. Ne haber bakalım, iyi misiniz? Gördüğünüz gibi 1. Metin'le fakir orada. Aynen öyle. Ve benim elimde görünmezlik iksiri var. Ve onları bugün trolleyeceğim. Aynen öyle, yanlış duymadınız. Trolleyeceğim tabii ki de. Sizler de aşağıdan video benim ve kanıma da abone olmayı unutmayın. Hızlı olun. Hadi bakalım. Şunları dinleyelim bakalım. Hadi fakir ya, hangi arabaya gidelim sence? Birader vallahi bilmiyorum ben, hangi arabaya gideceksek fark etmez. Demek arabaya bineceksiniz. O zaman şöyle görünmezlik iksirini ben bir şöyle içeyim arkadaşlar. Evet, görünmezlik iksirini içtim ve elimde pembe bir boya var. Ve bu boyayla arabaları boyayacağım. İlk önce şöyle bir yanlarına doğru gidelim. Bir dinleyelim bakalım. Hadi bakalım. Birader hadi ya, gidelim hadi. Tamamdır fakir, hadi kardeşim gidelim o zaman. Ondan önce hemen şu arabaları ben bir boyayayım. Bunu pembe, bunu da pembe. Lan birader ne oluyor? Arabalar pembeye dönüştü. Fakir ben de bilmiyorum, ne oluyor kardeşim, ne oluyor? Allah'ım isimlerine manırım ya. Arkadaşlar arabaya bir şeyler oldu. Ne oluyor lan? Ya, tabii ki ben görünmezim, beni göremiyorsunuz. Neyse şuraya saklanayım. Lan fakir bunları niye böyle oldu kardeşim, bir şey söyle. Ne bileyim oğlum ben ya, bunlar pembe miydi de? Birader bunlar beyaz değil miydi? Öyleydi fakir, beyazdı bunlar, pembeye dönüştü. Şu hale bak ya, içinde de anahtar var, şu anahtarı da ben bir alayım arkadaşlar, tamamdır. Şu anahtarı aldım, gidelim mi pembe arabayla, ne yapalım? Birader ne bileyim, pembeli de rezil olmaz mıyız ya? Oluruz vallahi fakir ya, neyse hadi atla bakalım gidiyoruz. Hatta sen atlama kardeşim. Lan bırak, ben de atlayacağım, bana ne lan, dursana. Arkadaşlar şöyle kaçalım vallahi, fakir binmesin, yürüyerek gelsin arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar çok kötü. Ben binmem oğlum o arabaya, zaten yürüyerek gelirim. O ne lan öyle pembe pembe birader. Seni kız mısın birader? Ya ne kızı fakir ya, sus be ya. Allah'ım yarabbim. Hop yeğenim, nereye bakalım? Bu araba ne oğlum böyle lan? Bu araba ne? Ya Ahmet amca ya, ne gülüyorsun Allah'ını seversen, komik bir şey mi var? Evet valla komik birader, arabam pembe. Harbiden evladım ya, niye pembeyi boyadın? Ben boyamadım Ahmet amca, ne olduysa boyandı. Allah'ım yarabbim, sinirim bozuyorlar benim ya. Neyse arkadaşlar şöyle ben bir basayım gaza da gideyim Allah'ım. Şuradan şöyle dönelim arkadaşlar. Şuradan da şöyle dönelim. Hop tamamdır arkadaşlar. Allah'ım yarabbim, kolay gelsin Faruk usta. Sağ ol yerim. Ya ne gülüyorsun Faruk usta, komik bir şey mi var? Evet yeğenim, araba neden pembe? Vallahi pembe vallahi Faruk usta, Metin kız oldu. Lan kız sen olmadım, sus vallahi fakir, kavga ederiz bak seninle. Neyse arkadaşlar dondurmacıya şöyle gelelim, hadi bakalım, bismillah dondurmacıya geldik. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dondurmacıya biz girdik, dondurmalarımızı aldık bile ve şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu dondurmayı da evde yiyeceğim. Hadi bakalım, ben bastım gaza gidiyorum. Fakir de arkaya yürüyerek gelsin, ne yapayım? Allah Allah, ben mi dedim ona? Bir dakika buradan şöyle hop. Buradan çekil lan fakir, çekil. Lan birader buraya gel, beni de al lan. Yok fakir, almayacağım seni. Gelemezsin sen kardeşim. Hemen şuradan şöyle dön basıyorum gaza, hop buradan da şöyle. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi içeri gireceğim ama giremedim bir türlü. Tamam girdim, burada bırakıyorum arabayı. Şöyle bir içeri doğru gideyim artık arkadaşlar. Vallahi ellerim dondu ya. Al bakalım Arda, sana da dondurma getirdim. Şöyle babacığım. Merhaba arkadaşlar, ben Mehzi'nin ikizi. Hala görünmezim. Neyse eve geldiklerini gördüm. Hemen onların evine doğru bir gidelim bakalım. Evet kapıya şöyle bir bakalım. Allah Allah.
Allah, ne yapıyorlar bunlar? Babacım, dondurma çok güzel. Afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun oğlum valla. Neyse, ben bari biraz zili çalayım. Hop şöyle. Hadi bakalım, bekleyelim şimdi açmalarını. Kim geldi ya? Allah Allah, kimse yok. Birader, kimse yok mu? Yok valla oğlum, anlamadım. Neyse, kapıyı kapatayım valla ya. Neyse, kapattım kapıyı. Hadi bakalım, bir daha çalıyorum. Hop, bir tane daha çaldım. Lan kim o? Allah Allah ya. Kim geldi diyorum kardeşim. Allah Allah, gene kimse yok fakir. Birader, birileri galiba bizimle dalga geçiyor. Evet fakir, olabilir. Neyse, kapatayım ya, bir daha da açmam. Hadi bakalım, bir tane daha basacağım zile. Babacım, bir işim mi var orada ya? Allah Allah, niye öyle oldu? Bilmiyorum oğlum, anlamadım. Neyse, bir tane daha basalım. Hop, bastım. Lan var ya, kimse o, şimdi öldüreceğim ben onu. Silah alıp geliyorum lan. Allah'ım yarabbim ya. Vallahi geberteceğim sizi. Babacım sakin ol. Birader tamam, sakin ol. Fakir iyi de kardeşim, birileri zile basıp kaçıyor, anlamıyorum ne oluyor. Yorumla yazın lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar sakın yorumlara yazmayın benim görünmez olduğumu. Arabayı da şöyle alayım da denize doğru, havuza doğru atayım. Hop, attım havuza. Neyse tamamdır, güzel. Arabayı da havuza attığıma göre şurayı da kapatabilirim. Şimdi bu eve bir girmem lazım benim. Elimde gördüğünüz gibi su kovaları var. Bu eve girip o su kovalarını boşaltmam lazım. Nereden gireceğim bakalım? Bence nereden girelim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size hemen söyleyeyim. Bunları, şezlongları üst üste koyarsam ben buraya çıkabilirim abicim. Evet, aynen öyle, çıkabilirim. Neyse şöyle, hop bir dakika. Tamamdır, hop tamamdır arkadaşlar. Bir dakika, bunu böyle koydum. Bir tane daha şezlonga ihtiyacım var. Ve bir tane de şu masayı alırsam buraya çıkabilirim. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım, çıkıyorum. Şöyle hop. Şuradan şunu şöyle koyduk. Ve bunu da böyle koyacağım. Hoppala, tamamdır. Evet arkadaşlar, çıktım. Ya kardeşim, bu evde bir şeyler oluyor, anlamıyorum ya. Birader bence hiçbir şey olmuyor ya, sen manyak oldun birader. Babacım bence de bir şey olmuyor. Ya nasıl bir şey olmuyor ya, siz manyak mısınız? Evde bir saattir kapı çalıyor, açıyoruz, kimse yok. Arkadaşlar ne oluyor bu evde, lütfen bir yorumlara yazın ya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Neyse arkadaşlar, hayırlısı bakalım. Ben şöyle birazcık oturayım abicim, çok da yoruldum ya. Otur bakalım birader, zaten var ya hep oturuyorsun abicim. Lan fakir ne yapayım ya başka, şınav mekik mi çekeyim bu havada, Allah'ım yarabbim ya. Evet arkadaşlar, eve geldik. Hemen şurayı kırıyorum ve buradan içeri doğru giriyorum. Ve buradan da suları koyuyorum. Hemen burada bekleyelim bakalım ne olacak. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Birader ne oluyor? Babacım şu başı evi. Aşkım ne oluyor? Tamamdır. İşe yaradı vallahi. Allah'ım yarabbim. Birader hemen bir şey yapman lazım birader. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Yukarı kattan su sızıntısı var galiba. Aşkım ne oluyor ya? Evimizi su basıyor. Merak etmeyin, bir şey olmaz. Bir dakika. Bu durumu düzeltmeye çalışacağım. Arkadaşlar bir dakika, ne oluyor ya? Burada biri mi var lan? Lan? Bu ne böyle? Bura nasıl böyle kırıldı arkadaşlar? Lan ne oluyor? Arkadaşlar arabam orada ne geziyor? Anlamıyorum. Birader ne oluyor ya, ne oluyor? Fakir anlamıyorum kardeşim, şu anda evde biri var galiba. Lan görünmez biri mi var lan yoksa bu evde? Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ne oluyor, inanmıyorum gerçekten. Şu anda evde panoramal olaylar oluyor. Şu suyu da kesmem lazım. Nasıl keseceğim? Şunu da kesebilirim galiba. Bir saniye arkadaşlar. Şu ikisini alırsam bu ikisini suyla böyle kesebilir miyim diyeceğim de yok, kesilmiyor arkadaşlar ya. Allah'ım yarabbim, başımıza ne geliyorsa var ya. Ne geliyorsa vallahi hepsini en sonunda geberteceğim ya. Ne geliyorsa başımıza böyle. Nereden geliyor arkadaşlar anlamıyorum ama benim acilen bu suyu kesmem lazım. Nasıl keseceğim arkadaşlar bilmiyorum. Bir saniye, şu halılarla kesebilir miyim acaba? Şöyle arkadaşlar şunları şöyle kırıyorum bakalım. Bir tane de şöyle şey kıralım. Heh tamam, şöyle hop tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle kapattım. Tamam, bu iki tane toprakla o suyu kapatabilirim. Evet arkadaşlar, kapandı mı? Kapanıyor galiba. Birader harbiden iyi yaptın lan. Babacım evimize biri mi girdi, ne oluyor? Arda tamam oğlum, bir bağırma ya lütfen, korkuyorum ben de zaten. Ya tabii ki evinize biri girdi. Ha şimdi ne yapıyorum izleyin arkadaşlar. Hemen şöyle bütün camları kırıyorum. Zaten ben görünmezim. Ha 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 ha. Vallahi var ya arkadaşlar, çok iyi oldu ya. Hemen tamamdır. Şimdi buraya hemen saklanalım şöyle. Hop tamamdır, burada kalayım. Arkadaşlar yukarıda bir şeyler oluyor. Babacım ne oluyor? Birader ne oldu lan? Dur bir dakika. Cam kırılma sesleri geliyor lan. Lan bütün camlar nasıl kırıldı böyle? Allah'ım yarabbim. Anlamıyorum arkadaşlar. Ne oluyor bu evde? Lütfen yorumlara yazın lütfen. Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Mecbülen bir şeytan diyeceğim arkadaşlar. Ne oluyor? Bir dakika. Benim arabam nerede? Arabam nerede? Fakir şuraya bak. Oğlum buradan biri çıkmış lan bu eve. Allah'ım yarabbim ne oluyor bu evde? Fakir. Birader geliyorum bir dakika. Tamam tamam bekliyorum. Arkaya şu suya girip de şu arabayı çıkartmam lazım. Hop şöyle daldım arkadaşlar. Hop şöyle atıyorum arabayı, tamamdır. Allah'ım yarabbim, arabayı pembeye boyadı biri. Kim boyadıysa. Eve girdi, cama girdi, bilmem ne yaptı. Anlamıyorum arkaya ne oluyor ya. Neyse arkadaşlar hemen şu yukarı doğru çıkalım. Birader buraya gel çabuk.
Ne oldu lan fakir, ne oldu? Gel gel birader, yukarı çıkalım bir gel. Arkadaşlar bir dakika, yukarı doğru çıkıyoruz. Fakir ne oldu kardeşim? Arkaya vallahi billahi bu evde bir şeyler oluyor. Arkadaşlar hala görünmez lan. Beyler. Lan sen ne yapıyorsun lan burada, ne arıyorsun? Birader ne arıyorsun lan sen burada? Beyler şu anda siz beni görebiliyor musunuz ya? Tabii ki görebiliyoruz. Ne oldu ikizim? Ne arıyorsun oğlum sen benim evimde? Lan yoksa sen görünmez miydin? Gel lan buraya. Aynen öyle, ben görünmezdim. Hemen kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Allah'ım yarabbim, kaçmam gerekiyor. Hemen hızlı hızlı kaçıyorum arkadaşlar. Vallahi billahi görünmez olduğumu fark ettiler. Kaç ulan kaç. Hadi hemen kaç. Gel lan buraya, yakalayacağım seni. Arkadaşlar kaçtı vallahi elimden. Onu bir dahaki bölümde trollememi istiyorsanız aşağıdan önce bir ekranıma durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar, hızlı olun. Şu anda Saltos Dikdörenler, Okistan Dikdörenler ve diğer düzümleri hepinize hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay. Sağ sol çıkın, internet tıklayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.